Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği, her türlü nimeti üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Çok muhterem mümin kardeşlerim. Bugün yine İslam'ın en önemli temel esaslarından biri olan zekat konusunu inşallah enine boyuna sizden gelen soruların da cevaplanacağı bir şekilde tabloda, şemalarla basitleştirerek anlaşılır bir şekilde inşallah anlatmaya sizlere gayret edeceğim. Rabbim malımıza bereket versin, ömrümüze bereket versin, kul hakkından bizi korusun, taşıyamayacağımız yükler yüklemesin, malla imtihan etmesin, evlatla imtihan etmesin. Elbette imtihan dünyada bitmez ama önemli olan güzel geçirmek şu hayatı, güzel bir Müslüman olarak son nefeste de kelime-i şehadetle Hakk'ın huzuruna varmak. Rabbim herkese kelime-i şehadetle Hakk'ın huzuruna varanlardan eylesin, kul hakkından ve her türlü zulümden bizleri muhafaza eylesin. Zekat Kur'an-ı Kerim'de sadaka olarak da geçiyor ama alimler önce sadakanın zekat anlamına geldiğini de söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi, sadece ayet numarasını vereceğim, içeriğini siz yine bakarsınız. Bakara suresinde Allah-u Teala diyor ki 177. ayette, Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanırlar. O iyi insanlar iyilik yapan kimselerdir. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namazını kılar, zekatını verir diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu zekatı nasıl verecek onları açıklamış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kime zekat verilir onu anlatıyor. Zekat bizzat insana verilir. Kişinin kendisine verilir. Ya eline verirsiniz, ya posta yoluyla ona gönderirsiniz, ya da birine vekalet verirsiniz. O vekaletle götürür, o ona verir. Yine Tevbe suresi 60. ayette de Rabbimiz 8 sınıfı saymış. Orada da buyuruyor ki اِنَّمَا sadakatu لِلْفُقَرَاءِ Zekatlar fakirler içindir. Bunları da Tevbe 60'ı da şemada size anlatacağım. Şema yaptık bugün basitleştirerek inşallah. Efendim orada zekat kimlere veriliyor? Orada göstereceğim. İsterseniz gelin oradan başlayalım. Zekat Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde 8 ayrı insana veriliyor. 8 kişiye. 1. Fakirlere veriliyor. Lil fukarai. Fakir. Başka? Miskinlere veriliyor. Fakirle miskinin arasında fark nedir? Fakir zengin olamayan, nisaba ulaşmamış, malı olan ama zengin olamamış. Yani bugünlük yemeği var, yarınlık var, 3 günlük, 1 haftalık, belki 3 aylık yiyeceği var, parası var ama zekat verecek seviyeye gelmemişlere fakir diyoruz. Miskin kime diyoruz? 3 günlük bile yiyeceği yok. Allah öyle kimseyi o duruma düşürmesin. 3 günlük bile yiyeceği yok. Yani bugün yemiş, cebinde para yok, yarını Allah Kerim diye bekliyor. Onlar miskinler. Bunlara zekat verilir. Zekat amilleri, zekat işinde çalışan memurlar, Peygamberimiz onları görevlendirirdi. Onların maaşları da zekattan ayrılır, pay edilir devletin bütçesinden. Müellefe-i kulüp Hazreti Ömer döneminde kaldırılmıştır. Müslüman olmadığı halde Müslümanlara yardımcı olan, Müslümanlara güzel davranan insanlar da oldu. İşte onların kalbini İslam'a ısındırmak için onlara da zekat verilmiştir. Kur'an-ı Kerim onu söylüyor. Bu nesedildi diyenler, alimler var, öyledir. Ve nesi kabul etmeyenler de bu yeri geldiği zaman uygulanabilir diyenler çıkmış. Ama Hazreti Ömer döneminden itibaren kalkmıştır. Kölelere, cariyelere, hürriyetine kavuşsun diye para verilir ki onlar özgürlüğünü elde etsinler diye. Ne güzel bir iştir bu. Borçlu, aslında adam fabrikası var. Veya iş yeri var, atölyesi var, bakkalı var, marketi var. Ama borç batağına batmış, borcunu ödeyecek hali yok. Gelen gideni karşılamıyor. O halde bu insan da eksidedir. Ona da zekat verilir. Allah yolunda çalışanlara, mücahitler, ilim talebeleri, bunlara da zekat verilir. Talebenin
kalemi altın bile olsa zekat düşer denmiş. Babası zengin olabilir. Talebe yetişmişse, ulu çağını geçmişse, babasından ayrı okuyorsa bir yerde veya babasından ayrı olması da şart değil. Üniversite okuyor, lise okuyor ama talebe bu. Yetişsin diye talebeye zekat verilir. Efendim yolcu yolda kalmış, memleketinde parası var, malı mülkü var ama o anda parası yok. Ya ben buna zekatımdan yol parası versem, uçak parası, bileti alsam olur mu? Tam olur. Adamın ihtiyacı var. Bunlar Kur'an'da sayılıyor. Kimlere zekat verilir, kimlere verilmez? Gelin tablodan size ondan göstererek inşallah anlatayım. Kimlere verilir, kimlere verilmez zekat? Şimdi farziyetini bahsettim. İnşallah sizden gelen telefonlarda da bize efendim bildirilen hesaplamaları da müşteba burada. Muhasebeyi de biliyor. Sağ olsun o hesap makinesinde aldı yanına. Oradan hesabını yapacağız. Sorularınızın canlı yayında cevabını vereceğiz. Bakara 177 ve Tevbe 60'la Allah-u Teala zekatın farz olduğunu bize emretmiş oluyor. Kimlere farz? Zengin olacak. Zenginin ölçüsü şurada şimdi sayacak, onu söyleyeceğim. Zenginlere. Dine göre kimler zengindir onu anlatacağım. Müslüman olacak. Akil bali olacak. Akıl bali, buluğa ermiş olacak. Küçük çocuğa düşer düşmez ihtilaflıdır ama Hanefi mezhebinde Ebu Hanife'nin görüşüne göre akıl bali olması lazım zekat vermesi için. Kendisi de verebilir, babası velisi onun yerine verebilir. Buluğ çağına erenlere, yani şu beraber yazılmış, akıllı olacak, bir de buluğ çağına erecek. Buluğ çağına kaç yaşında eriliyor? Kızlarda 11-12, erkeklerde 12-13 gibi, ülkemizde böyle genellikle. Kimlere zekat verilir? Az önce saydık. Fakirlere, yoksullara, esaretten kurtulacaklara, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere, yolda kalmışlara, zekat toplayan memurlara. Peki, kimlere zekat verilmez? Ana, baba, büyük anne, büyük baba, oğul, kız, oğul çocukları, kızlarının çocukları, Müslüman olmayana, zengine, babası zengin ama henüz ergenliğe ulaşmamış çocuğa, bunlara zekat verilmez. Usul ve furu dediğimiz, kişinin bakmakla sorumlu, mecbur olduğu insanlara zekatın ölçüsü İslam'da nisap miktarıdır, zekat vermenin ölçüsü. Nisap da borçlarını çıktıktan sonra 80 gram altın. Müşteba yaz bakayım, 80 gram bugünkü parasını hesap edelim. 80 gram altın borçlarını çıktıktan sonra bir insanın varsa, 81 diyenler var, 80 diyenler var. Biz 80'i esas aldık. Bugünkü fiyatıyla çarpalım. Bir tablomuz vardı. Şurada ben sana vereyim. Tablomuzu, 80 gram altın. Şuradan efendim 24 ayar bilezik olursa 22 ayardan hesap edeceğiz. Normal altın olursa 24 ayardan hesap edeceğiz. 80 gram altın çarpı kaç liraymış gramı Müşteba? 390 Türk lirası. 390'dan çarptığımız zaman 80 gram altın kaç lira yapıyor? 31.200 TL. 31.200 TL. 31.200 TL'si olan bugün nisap diyoruz buna. Nisap. Zenginliğin ölçüsü. 31.200 TL'si olan bugün zengin sayılıyor. Dine göre zengin sayılıyor. Borçlarından çıktıktan sonra 31.200 TL'si kalıyorsa ya da altını varsa, gümüşü varsa, bu değerde malı varsa, satılık malı, paraya dönen malı, o zaman 31.200 TL'nin üstü zekat. Ha şunu soruyorlar. Hocam 80 gramı da dahil edecek miyiz? 80 gramdan sonrasını mı hesap edeceğiz? 80 gramı da hesap edeceğiz. Yani 80 gram altından 31.200 liradan 80 gram altından 2 gram altın parası zekat vermemiz lazım. Neden? 1/4'ünü veriyoruz. Yani %2,5.
%2,5. 80 gram altın olan kaç lira verecek? 2 gram altın da hesap edebilirsin. 392 ile çarpacaksın. O da olur. 1 gram, 2 gram altın çıkıyor çünkü. 780 Türk lirası. 780 lira. Bir hesap daha yap. 31.200 TL'yi %2,5'unu hesap et Müşteba. 31.200 TL'nin önce 100'e bölüyorsun, sonra 2,5'la çarpıyorsun. O da aynı çıkması lazım. Değil mi? Bu fiyattan yaptıysa. 250 TL. 200? 50 TL. 250 TL çıkmaz 31 bin lira. %2,5'unu alacağız. 31 binin. Yani bu parası olan 80 gram altın, 390 liraysa gram altının, evet, 2 gram... 780 TL, doğru. 780 TL. 780, bak yaptık, doğru. 780 TL zekat var. Bunun zekatı 780 TL. Peki 100 gramı var. 100 gramda 80'i de hesap edecek mi? Hep beraber hesap edecek. 100 gram altını olan 2 gram değil, 2,5 gram altın verecek. O da hesap edeceğiz. Eskiden Resulullah Efendimiz döneminde, Peygamberimiz döneminde 80 gram altın 30 sığıra eşitmiş. 595 gram, yani 200 dirhem gümüş. Bu 20 miskal altındı peygamber zamanında, gram yoktu. 20 miskal altındı. 30 sığır, 200 dirhem gümüş, yani 595 gram gümüş. 40 koyun, 5 deve, hepsi bir yılda geçindirirmiş insanları. Bunlardan biri olduğunda insanları bir yıl geçindirirmiş. Çok mükemmel bir sistem var zekatta. Parayı esas almamışlar o günün, sadece altını, gümüşü, deveyi, sığırı, koyunu esas almış ki hangisi daha uygunsa, dönem şartlara göre değişebilir. Arkadaşlar hep koyun üzerinden soruyordum. Şimdi bu gelecek. 40 koyundan kaç zekat veriliyor? 40 koyun nisap miktarı. Bunun hep 40 koyunda 40'ta 1 zekat. Zekatın ölçüsü 40'ta 1'dir. Bakın. Zekatın miktarı, servetin, malın, paraya dönecek servetin %2,5'udur. Yani 40'ta 1. 40'ta 1, o da eşittir %2,5. 40'ta 1. 40 koyunu olan kaç koyun verecek o zaman? Turgut Bey nerede? Soru soracağım ben. Soru sormuyorsun diyorduk. Turgut söyle bakayım, Turgut Bey. 40 koyunu olan kaç koyun verecek? 1 koyun verecek. 80 koyunu olan? 80 koyunu olan 2 koyun verecek. 120 koyun? Bak Mustafa farklı diyor. Mustafa, 100 koyunu olan kaç zekat verecek? 1. 1 zekat verecek. 121 koyuna kadar, 120'ye kadar 1 koyun verilecek. Koyunda 40 varsa bir tane alınıyor. Ama 80 varsa gene bir tane alınıyor. İki alınmıyor. 120 varsa gene bir tane alınıyor. 121 olunca 2'ye geçiyor. Her yüzde ondan sonra da bir koyun alınıyor. Şimdi bir soru size. Tabii seyirciye de soruyorum. Madem 40 koyunda bir zekat alınıyor, 121'e kadar da bir alınıyor. 80 koyunu iki ortak var. İki ortağın 80 koyunu var. İki ortak 80 koyunları var. Kaç tane koyun zekat verecekler? Mustafa sen ne diyorsun? Bir diyorsun, iki diyorsun. Neden? 120 koyuna kadar bir koyun düşüyor dedik yalnız orada. İki şahıs var. Turgut, hediyeyi hak ettin. Evet, ikisi de 40'ar koyun olduğu için 40 artı 40, bir koyun buradan, bir koyun buradan. İki ortak oldu. Eğer bu bir kişinin olsaydı bir koyun verecekti. Birer koyun verecekler, kazandın. Zor bir soruydu, kazandın. Teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun.
5 devesi olan ne veriyormuş? Bir deve verirse iflas eder. Bir koyun verir. Tabii. 30 sığır olan ne veriyor? 30 sığır olan. 30 sığır olan 2 yaşında bir buzağı veriyor. Yani buzağı dedi 2 yaşında bir, 2 yaşına basmış bir sığır veriyor. Evet, 30 sığırı olan bir 2 yaşına basmış bir buzağı veriyor. 5 devesi olan bir koyun veriyor. 40 koyunu olan bir koyun, 120 koyuna kadar bir koyun veriyor. Şimdi geçelim. Zekat neye düşmez? Zekat neye düşmez? Oturduğumuz eve zekat düşmez. Havaici asliye deniyor buna. Oturduğumuz evin fiyatı ne olursa olsun, orası bizim evimizse, biz orada oturuyorsak onu zekata katmayız. Başka? Bindiğimiz araba zekata katılmaz. Binek zekata katılmaz. Kullanılan araç gereç, kitapların, atölyedeki malzemelerin, çekicin, keserin, tornavidaların, bilmem iş elbiselerin vesaire araç gereçlere, ev işte süpürgeler, şunlar bunlar, mutfak araçları, bunlara zekat gerekmez. Bir de bunlardan hariç olacak. Bunlardan hariç şu değerde, yani bugünün parasıyla 31.200 lira değerinde bir fazlalık varsa o adam artık zengindir, zekatını verecek. Ve malını hesap edecek, malının %2,5'unu zekat verecek. Nelerden verir, nelerden vermez onları size arz edeceğim. Sorularınız aldıkça bu konuyu açacağız ve daha iyi anlaşılacak inşallah. Hangi mallardan verilir, hangi mallardan verilmez. Şimdi hangi mallar için zekat verilir? Mesela kumaşı var, satıyor, turşusu var, peyniri var, zeytini var, 100 teneke, 200 teneke parasını hesap edecek. Parasını hesap edecek. Parasını hesap edecek. Nasıl hesap edecek? Neye göre hesap edecek? Toptan mı? Perakende mi? Bugünün parasına mı? Kendisine şu ana kadar gelen, şu anda onu kendisi temin etse, kaç liraya alabilecekse onun üzerinden hesap edecek malı. Peynir, zeytin, kumaş. Onun %2,5'unu zekat olarak verecek. Nisabı aşıyorsa. Nisabı aşıyor. Adamın 300 bin liralık kumaşı var. O kumaşı bugün kendisine geliş fiyatı neyse maliyeti bugün işte, ama bir yıl geçtikten sonra bugün zekatını vereceği sırada kendisine kaç liraya mal olacaksa o bedelden hesap edecek. %2,5'unu para olarak verebilir, kumaş olarak verebilir. Mezhepler arasında zekatın şartlarında farklılık var mıdır? Mezhepler arasında şurada farklılık yok. Nisapta farklılık yok. Kimlere verileceğinde farklılık yok. Kimlere verileceğinde farklılık yok. Ama kim kime verebilir, oralarda bazen değişen şeyler var. Mesela Hanefi mezhebinde bir kadın kocasına zekat veremez. Bir kadın kocasına zekat veremez. Ama Şafii'de böyle bir görüş var. Yine Şafii'de ziynet olan eşyadan kadın vermez. Ama Hanefi'de ziynet olan eşyadan zekat verir. Kimlere zekat verilmez? Bu çok önemli. Daha hala soruluyor bana, bir aydır aşağı yukarı çok soruldu. Onu tekrar ediyorum. Oğluna zekat olmaz. Kızına zekat olmaz. Efendim babasına zekat olmaz. Annesine zekat olmaz. Dedesine olmaz. Ninesine olmaz. Torununa olmaz. Kızına olmaz. Kızının çocuğuna olmaz. Oğlunun çocuğuna olmaz. Zekat bunlara verilmez. Onlara başka malımızdan vereceğiz. Başka? Peygamber soyundan gelenlere de zekat verilmez. Resulullah Efendimizin soyundan geliyorsa ya seyyittir ya şeriftir. Peygamberimiz onlara, bugün Risalet Atlas'ında anlatacağım Hazreti Hasan'ın nasıl hurmayı ağzından aldı. Onlara zekatı haram etmiştir, yasaklamıştır. Fakir de olsa peygamber soyu zekat alamaz. Bu müthiş bir kuraldır. Müthiş bir kuraldır. Neden? İstismar edilmesin. Resulullah Efendimizin titizliğine bak. Benim soyumdan diye devletin malını asla el koymasınlar, el uzatmasınlar. Onlara Osmanlı ecdadımız bir yol bulmuş. Ne yapmış? Nakibul Eşraf diye bir müessese kurmuş. Oraya zekat dışında başka mallardan o fakirlerine oradan yardım etmiş. Bak enteresan bir şey.
seyitlere, şeriflere zekat verilmez. Kamu kuruluşlarına, işte efendim ben mesela kan bağışla, kan alsınlar, ben bir para vereyim, kan alsınlar. Bu zekatı buraya saydırayım. Olmaz. Ben bir para vereyim, cami yapsınlar. Olmaz. Ben bir para vereyim, Sağlık Bakanlığı'na ambulans alsınlar. Olmaz. Kamu kuruluşlarına olmaz. Kamu kuruluşları sizden aldığını doğrudan fakire verirse zekat diye ayırır. Doğrudan zekat diye fakire verirse o zaman zekat alabilir ve dağıtabilir. Nisap miktarı zenginlik miktarıdır. Sınırı 80 gram altındır bugünün ölçüsünde. Yani insan aşağı yukarı temel ihtiyaçlarıyla bir yıl geçindirecek bir paradır bu. Bu bazen düştüğünde bir yılı da esas alacak şekilde hesap etmekte fayda var. Gayrimenkullerin zekatı var mı? İki tane evi var kirada. Efendim, iki tane arabası var kirada. Bir tane arsası var, boş duruyor. Bunların gelirlerinden zekat verilir. Gelirlerinden zekat verilir. Öğrenciye verilen burs zekat yerine geçer mi? Öğrenciye verilen burs zekat yerine geçer. Evet. Bu konuda telefonlar da varsa oradan alalım. Telefonu hazır mı? Alalım, devam edelim inşallah. Alo. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. Alo. Alo. Buyurun, iyi akşamlar, hayırlı iftarlar. İyi akşamlar hocam. Buyurun hocam efendim. Bir sorum olacak. Dinliyorum. 30 bin lira Türk lirasına ne kadar zekat düşer? Birisi bu. Kaç lira efendim bir daha? 30 bin lira yani. 30 bin lira paranız var. Hı hı. Başka? Başka yok. Bütün artan para bu mu? Bir yıl geçti mi üzerinde? Geçti hocam. Geçti. Sadece 30 bin liran var. Evet. Peki. Başka bir şey yok. Başka bir mala, hocam, paraya çevrilecek bir malın yok. Yok hocam, yok. Tamam. Şimdi 80 gramın altına düştüğü zaman 30 bin lira 80 gramın altına düşüyor. Yani senin 79 gram altının var. 77 gram altının var. Neyse. Evet. Bundan dolayı sen nisabı geçmedin. Nisabı geçmedin. Başka bir şeyin yoksa. Yok hocam. O zaman zekat düşmüyor. Bir sorum daha olacak hocam. Ben eşimin cebinden az veya çok para alıyorum. Çünkü o vara ya harcıyor. Ben aldığımı evin ihtiyacına veriyorum. Bunun günahı nedir? 30 bin lirayı da öyle mi biriktirdin bacım? Yani diyelim. Yani, kocanım cebinden alıyorsun. Evet, çünkü harcıyor, hiç komuyor. Nasıl, hiç vermiyor mu al istemezsen? Hayır, veriyor da kendi cebindeni koymuyor. Cebindekini mi harcıyor? Evet. Ha, para tutmuyor. Aynen. Peki bilmiyor mu senin aldığını? Bilmiyor. Ya bu hakikaten hiç de para tutmayan bir adammış yani. Şöyle bir ölçü var muhterem kardeşim. Kocası evine o günün ihtiyacını görecek şekilde harçlık vermiyorsa, mağdur ediyorsa hanımını, çocuklarını, Peygamber Efendimiz'e aynen bu soruldu. Kocam cimri, elini bir türlü cebine atmaz, eve bile para veremez. Ben onun cebinden fark etmeden para alsam, bu bana helal olur mu, haram mı olur diye sordu. Resulullah Efendimiz dedi ki, vermiyorsa sana para, sizi ihmal ediyorsa sen onun cebinden alabilirsin. Bu şekilde sizin hakikaten almasanız parayı, siz de mağdur olacaksanız, oluyor musunuz bilmiyorum. Olduğumuz günler oluyor hocam. Olduğumuz günler oluyor. Yani bizi de mağdur ediyor. Bu adam cebinde 5 kuruş tutmuyor. Aynen. En iyisi ben alayım. Vallahi çok akıllıymışsın. Böyle bu yolda 30 bin lira biriktirmişsin. Biraz daha biriktirsen zekat vereceksin, onu söyleyeyim. Yani bir 5-10 bin lira daha oldu mu, 32 bin lira olsa zekat düşüyor zaten, hesabını yapacaktık. Mesela ona ne kadar düşüyor hocam? Haydi diyelim 32 bin lira. Heh. Ne kadar 32 bin lira hesap etmiş Teba? 31.200'e 780 lira herhalde. Bu da 800 lira. Evet, 32 bin liraya 800 lira zekat düşüyor. Evet hocam, bir sorum daha var hocam. Dinliyorum, buyurun.
Ben 42 yaşında bir hamile kaldım. İsteyerek. Evet. 4 hafta olduk hamileyim. Bana bu hastalık çattı böyle. Sıkıntı, durduğum yerde duramıyorum. Gecenin ikisinde kalktım. Evin içini dört dolanıyorum. Ben bu çocuğu aldıracağım. Ben bunu doğuramayacağım diye. Yani kendime zarar verecek kadar böyle. Doktorlara sordun mu? Hayır hocam. Gittim hemen sabah, o çocuk alındı hocam. Bunun günahı da nedir bilmiyorum. Ama kendime zarar vereceğim yani. Neredeyse karnımı neyim, bıçaklayasım geliyor. Hayır, doktor aldırdın mı çocuğu? Evet hocam. Ha, aldırdın. Şimdi bu can taşıyor. Bir haftada olsa, iki haftada olsa, üç haftada olsa can taşıyor. Dolayısıyla kürtaj haramdır. Fetva aynen. Böyle veriliyor. Ancak nerede caiz olur, nerede yapabilirsin? Annenin hayatı tehlikedeyse. O zaman akan sular duruyor. O çocuğu aldırırsan günahta olmazsın. Hayati tehlikeni doktorlar söyleyecek. O da bir heyetle. Diyecekler ki bu çocuğu biz aldırmazsak annene hayati tehlike olur. Anne Allah korusun ölebilir. Bu raporla ancak çocuğu ana karnında aldırabiliriz. Yok hocam, ben doktora falan gitmeye kalmadım. Yani neredeyse kafayı bozmuş gibi oldum. Yani bunalıma mı girdin yoksa gerçekten... Aynen, bunalıma girdim. Şimdi burada bu kefareti var bunun bacım. Kefareti de evet, bu çocuk doğmuş, büyümüş, mal sahibi olmuş, sonra da ölmüş. Kardeşlerine de pay düşer diye. Başka evladın var mı? Bir tane. O kardeşine miras hesabı yapıyor alimler. Böyle bir kefaret versen seni teselli açısından da rahatlatır. Hem de borçtan kurtulursun. 235 gram altını inşallah olur varsa onu pay edeceksin. Hocam ya ne diyeyim inşallah. Olur inşallah. Olursa çocuğuna bu kürtajın kefareti olarak verilebilir. Bundan da yararlanabilirsin. 250 gram altın. 235 gram. 235. Evet, 235 gram altın ya da bedelini o abisinden, çocuğundan, kardeşinden miras almış gibi onun hakkıdır deniyor. O da kefareti oluyor. Tevbe etmek lazım. Çünkü doktorlara sormamışsın. Geçmiş olsun. Rabbim inşallah zekat verecek imkanlara kavuştursun seni. İnşallah. Sağlık, afiyet hocam, versin. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet, diğer bir telefonumuz hatta. Alo. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar hocam. Sağ olun. Buyurun efendim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Benim de 3 tane sorum var hocam. Sırayla sorayım. Ben kız çocuğum. Anneme, babama seketim, fitrem geçer mi? Evet. Bir zikrede dayısı yeğenine zekatını verebilir mi? Dayısı yeğenine. Yani okuyup öğrendiği yeğenine zekatını verebilir mi? Evet. Bir de cezaevinde abisi var. Kız çocuğu yani abla, kardeş. Ona zekatını verebilir mi? Cezaevindeki kardeşine. Cezaevinde kardeşine, kardeşi zekat verecek. Evet. Kız kardeşi. Kız erkek fark etmiyor. Kardeşi zekat verecek. Evet. Vermek istiyor. Peki. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra cevaplarla karşınızda olacağım. Zekatı anlatmaya devam ediyoruz inşallah. Yeniden hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bünyel İslamu ala hamsin şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itaiz zeka ve savmi ramadan vel hac. İslam 5 temel esas üzerine kurulmuştur. Kelime-i şehadet, sonra namaz, sonra zekat, oruç ve hac. Zekat namazla birlikte Kur'an-ı Kerim'de 27 yerde yan yana geçiyor. Müslümanlar namazını kılarlar, müminler zekatı verirler diye. Ama gelin görün öyle mi? Ülkemizde namaz kılanların oranı %50'lere varıyor. %30, %40'ları geçiyor 5 vakit. Oruç tutanlar %60, %70'lere varıyor. Peki zekatını verenler? Zekatını verenlerin oranı %10'u geçmiyor.
hakkıyla zekat verenler. Yani veriyor bir şeyler. Zekat öyle verilmez. Zekat hesap edilir. Malının fazlası, yani servetinden hesap edilir, gelirinden hesap edilir. Asli ihtiyaçları çıktıktan sonra hesap edilir. Türkiye'de bir hesaplama yapılmış, tahmini, istatistik tahmini derken ciddi bir hesaplama. Türkiye'de 2019 verisine göre 55 milyar dolar bir yıllık zekat potansiyeli var. Türkiye'de bir yıllık zekat potansiyeli. Ne demek bu? 55 milyar dolar çarpı kaç lira dolar şimdi? 6.9 mu? 6.90'dan çarpsak hesap makinesi almıyor. Alacak mı bakalım görelim. 6.900 liradan. Kaç sıfırlı? Katrilyonlar yapıyor. Bu ne demek biliyor musunuz aziz kardeşlerim? Hakkıyla zekat verilse insanlar şu bizim yaptığımız hesaba göre hesap yapsalar. Benim bu yıl zekatım ne kadar diye. İşte 1 milyonum var. 1 milyonun zekatı efendim ne yapar? 100 bin lirada kaç lira verecek? Bir tablo vardı. Onu da şöyle bir yansıtabilir miyiz şuraya? Para tablomuz vardı. Para tablosunu bir yansıtalım arkadaşlar. 10 bin liranın zekatı. 10 bin liranın zekatı. Evet o kalsın. 250 lira. 100 bin liranın zekatı. Değiştirmeyelim arkadaşlar. 2500 lira 100 bin lira. 1 milyon olursa 25 bin lira zekat verecek. 1 milyon olan 25 bin lira zekat verecek. Peki bu şekilde zekat verilse, Türkiye'de fakir kalır mı? İslam ülkelerinde Allah vermiş her türlü nimeti, milyarları, dolarları olan bir sürü insan var. Hakkıyla zekat verilse fakir fukara kalır mı? Neden namazı kılıyoruz, orucu tutuyoruz da zekatı vermiyoruz? Bu ayrımı nasıl yapabiliyoruz? Malı olanlar, zengin olanlar, İslam'ın bir kısmına inanıp bir kısmını terk mi ediyoruz? Hazreti Ebu Bekir vallahi dedi Resulullah zamanında bir kuzuyu bile zekat olarak veriyorsunuz, onu şimdi vermiyorsanız ben sizi oradan söke söke alırım dedi. Zekatı vermeyenlere savaş ilan etti. Bazı kabileler dediler ki peygamber zamanında biz zekat verdik, şimdi vermeyiz. Onlara savaş ilan etti. Namazı zekattan ayıramayız. Zekatı namazdan ayıramayız. Zekatı verilen mal temizdir. Zekatı verilmeyen mal kirlidir. Allah zekatı verene artırıyor, garanti veriyor. Faizle, rüşvetle, haram parayla geçinenleri de azaltırım diye garanti veriyor. Azaltır, kesinlikle söylüyor. Faiz malı azaltır diyor, zekat malı çoğaltır. Onun için korkmadan şu 55 milyar dolar bir piyasaya sürülse, fakire gönderilse, inanın sadece karın doyurmakla kalmaz, huzur gelir ülkeye, kardeşlik gelir ülkeye. Bir ferahlık, bir mutluluk gelir ki Allah da razı olur. İnsanlar da birbirinden razı olur. İnsan birbirine yapılan yardımda o kadar müteşekkir olur ki, o kadar saygı gösterir ki karşı tarafa. Bir kahvenin bile 40 yıl hatırı var. Düşünün. Siz adamı tutmuşsunuz fakirlikten, zengin olacak kadar para vermişsiniz ona. Bu ne büyük bir devlettir. Bu zekatı aman ihmal etmeyelim. Ya hocam diyor bu gram gram böyle hesap etmemiz gerekiyor mu? Evet kardeşim. Gram gram hesap edersen, titiz davranırsan bana bir gram kalmasın fakirin hakkı. Allah da sana kilo kilo verir. Kulaç kulaç verir. Ton ton verir. Sen gram gram hesap edersen. Ama öyle de olur böyle de olur diye zekatını vermezsen
elindeki de gider, elinde olanın da huzurun saadetini göremez. Telefonumuzu alalım, devam edeceğim. Alo. Selam aleyküm, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar, buyurun efendim. Öncelikle teşekkür ediyoruz bu önemli bilgileriniz için. Çok aydınlattınız. Hatta zekatla ilgili birkaç soru soracaktı ama siz orada tabloda otomatik olarak gösterince hepsi kafanıza yerleşti. Bu tabloyu da böyle resimleme imkanınız oldu mu? Oldu hocam. Hemen zaten kayıt altına aldık. Çok güzel. Hazır. Bak o tabloyu ben çalıştım ayetlerden, kimlere vermiş kitaplardan. Kendim hazırladım ha, bunu da bilin. Bir yerden almıştım. Allah razı olsun hocam. Sağ ol. Buyurun. Sizin gibi alimlerimizi başımızdan eksik etmesin. Hepimiz lazım. Estağfurullah. Buyur kardeşim. Hocam yalnız şöyle bir kafa karışıklığı oldu. Biraz önceki ilk tabloda gösterdiğiniz hesaplamalara göre gram altın üzerinden hesaplamalar var. Evet. İkinci tabloda şu anki ekranda olan tabloda paranın zekat oranı var. Yani benim bankada bir kenarda 10 bin dram var. 250 TL'sini zekat vermem gerekiyor mu? Ha, bu şu anlamdadır. İyi ki sordunuz. Doğru. 10 bin liraya zekat düşer anlamında değil. Her 10 binde 250 lira artar demektir. Yani bir insanın zekat vermesi için 80 gram değerinde bir parası, onu da hesap ettik. Kaç lira yapıyordu Müşteba? 31.200 TL. 31.200 TL'si en az olacak. İhtiyaçlarını çıktıktan sonra 31.200 TL'si her efendim olacak. Buradaki zengindir, zekat verecek, kolaylık olur. Mesela 30.000 orada yazıyor, 750 lira. Bunun zekatı. 200'ü de şey yaparsınız, 1.200 lirayı da ayrıca hesap edersiniz. Bulma kolaylığı olur. Anladım. Mesela 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. 3 tane 10 bin olduğu için 750 liranın üzerinde olacağını buradan hemen anlıyoruz. Ona yardımcı oluyor. Yani 10 bin liradan doğru da başka parası yoksa 10 bin liradan zekat gerekmez. Anladım hocam. Şu 30 bine kadar zekat düşmüyor zaten normalde. Ama bunun katlarında 30 bin olduğunda, 40 bin olduğunda her 10 bine ne kadar düşüyor onu hesaplamak için lazım. Evet, siz hesaplamak için ikinci tabloyu koymuşsunuz. Şimdi anladım hocam. Tabii. Mesela 50 bin lirası var. 50 bin lirası var. Hemen yapalım. 50 bin lira. Burada 1250 lira yazıyor. Doğru mu? 1250 lira yazıyor. Zaten biz biliyoruz ki 40'ta 1. %2,5 demek 40'ta 1'dir. 40 bin lirada 10 bin lira veriliyor. Bunu biliriz. 40 bin lirada 1000 lira veriliyor. Affedersiniz. Düzeltiyorum. 40 bin lirada 1000 lira zekat veriliyorsa 50 bini varsa 10 bin lirada da buradan hesap ediyoruz. 250 lirada 10 bin liradan veriliyor. O zaman o efendim ne yapıyor? 1000 lira veriliyor, 40 bin lirada. 1250 lira veriliyor. 250 daha koyuyoruz, 1250 lira veriyor. Evet. Evet hocam. Buyurun sorunuzu. Hocam ikinci bir sorum. Bir konuda şeyde kaldık, Araf'ta kaldık. Biz şehirde yaşıyoruz, Antalya'da. Evet. Annem der ki, oğlum ben öldüğüm zaman beni Antalya'ya gömün. Siz buradasınız, gelirsiniz, ziyaret edersiniz. Babam da der ki, ben vefat ettiğim zaman beni köyüme göre gömün, eşimi de yanıma gömün. Annem der ki, oğlum beni köye gömerseniz ben size hakkımı helal etmem. Benim vasiyetimdir, beni şehre gömün ve gelin ziyaret edin kabrimi. Evet. Şimdi Allah muhafaza, Allah gecinden versin, Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. İleride ölüm baki, bu başımıza geldiği zaman... babam derse ki anneniz vefat etti oğlum, ben köyüme defnedeceğim, götüreceğiz cenazeyi köye defnedeceğiz. Bunun vebali nedir? Neye göre karar almalıyız? Babamın dediğine göre mi, annemin vasiyetine göre mi? Ya da babam köyü istediği halde biz gidip gelemeyiz, köyden ayağımız kesilir artık, burada en azından kabrini ziyaret edip babamı buraya defnedebilir miyiz? Tamam. Soracağım. Üçüncü sorum da, eşim 3 defa düşük yaptı. Bu düşüklerin ileride şefaati var mıdır bizlere? Peki, geçmiş olsun. Sağ olun. Allah Rabbim hocam. Hayırlı evlatlar versin. Amin. Evet, Antalya'ya selamlar. Allah'a emanet olun. Cevaplar gelecek. Teşekkür ederim. Telefon, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Telefon var mı arkadaşlar? Bekliyor mu? Peki, alalım. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Denizli'ye selam efendim. Buyurun. Ben oruç tutuyorum da. Evet, Allah kabul etsin.
10 rekatta bir selam veriyorum yani. Bu 20 rekatta 2 kere selam veriyorum. Acaba doğru mudur yani? Neyin selamı? Teravih namazı mı? Teravih namazı, evet. Ha, teravih namazında 10'da bir 10 rekatlar selam veriyorsun. Evet, evet. Neden öyle yapıyorsun? Öyle daha çabuk kılıyorum da ondan öyle yapıyorum. 2'de oturuyorsun, 4'te oturuyorsun, tekrar 6'da oturuyorsun, 8'de oturuyorsun. Oturuşları yapıyorsun değil mi? Yapıyorum. Onunla şeylere okuyorum. Okumaları. Allah'ın selamı. Onları okuyorsunuz. Evet. Ama selamı geç veriyorum diyorsun. Bu olur mu? Evet. Teravihte 10 rekatta evet, selam. Peki başka soru var mı? Var. Onu da dinleyelim. Şimdi akrabaların birisinde benim 7500... Açma. 7500 euro para var. 7500 euro. Müşteba yaz. Evet. Evet. Onda şimdi oğlu çalışıyor, kızı çalışıyor, karısı çalışıyor, kendi çalışıyor. Ödemiyor abi de. Bu nasıl oluyor bu iş böyle? Ha, alacağın var, ödemiyor. Ödemiyor, he. Ödemiyorsa ya mahkemeye vereceksin, ya avukata vereceksin. Akraba yapmak mı istemiyorsun? Ya acıtmayın diye ona diyorum yani. Kötülüğü olmasın diye. Güzelce istiyorum ben bunları yani. Vermeyince kalacak. O zaman helal edeceksin. Helal etmek istiyor musun? Çalışmasalar olur da çalışıyorlar şimdi. Ha, çalışıyor onlar da. Evet, onlar çalışıyorlar hepsi de. Vermeyeceğiz diyorlar. İnkar mı ediyorlar? İnkar etmiyorlar da beni gözüme o yoldan geldik o yandan kaçıyorlar. O yoldan geldik o yandan kaçıyorlar. Kaç senedir duruyor onlar da öyle? Epey oldu. 4-5 senedir oluyor böyle yani. Allah Allah. Alırken kolay, verirken zor tabii. Bir de şu babalarımla İzmir'de 9 Eylül'de hastanede yatıyordu. Evet. Bunu oradan borçlanmışlar, çıkaramamışlar. Buna geldiler, bunun amcası da var, dayısı da var İzmir'de polis olaraktan. Bunu gelmemişler para ona da, bana geldiler istediler. Teyzesi de dedi ki, ver gitsin, tamam öderler, ağır ağır dedi. Biz de verdik, şimdi vermiyorlar galiba. Şimdi vermiyorlar. Peki borcu alıp vermemenin günahını vebalini anlatayım. Siz helallik yapabilir misiniz? Onları söyleyeceğim inşallah. Denizli'ye selam evet. Olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, telefon cevaplara geçeyim o zaman. Şimdi kız çocuğu anne babaya zekat veremez. Bakın bir sorunun biri buydu. Kız çocuğu da olsa annesine babasına zekat veremez. Dayısı yeğenine zekat verebilir mi? Verebilir. Cezaevindeki kardeşine zekat gönderebilir mi? Gönderebilir. Ya da cezaevinde başka bir akrabası da olabilir, bir fakir de olabilir. Oraya gönderebilir. Şimdi Antalya'da arayan kardeşimiz dedi ki, annesi diyor ki beni şehre gömün, burada gömeceksiniz. Babası da diyor ki köye götürün, beraber bize aynı yerde olalım. Şimdi annenizin dediğini tutacaksınız, babanızın dediğini de tutacaksınız, doğru. Ama babanızın anneniz hakkında söylediğini tutmak zorunda değilsiniz. Anne var ortada ya. Hani anneniz konuşamayacak, kendi derdini anlatamayacak biri olsa, babanız onun yerine vekalet etse, onun yerine konuşsa, onun yerine olur. Babanız almıştır bütün yükü, sorumluluğu. Ama anne hayatta ve konuşuyor. Aklı yerindeyse annenin de vasiyeti haklıdır. Babanın da vasiyeti haklıdır ama babanız annenizi benim yanıma getirin deme hakkına sahip de, çünkü kadın gitmek istemiyor. Yani yaşarken de özgürdür o kadın, kölesi değil kocasının. Ölünce de kölesi değil. Böyle bir hakkı yok. Onun için annenize söylediği gibi davranacaksınız, istediği gibi. Babanıza da annenizin getirme hakkı yok. Zorla babanızı istediği yere gömün, kendi istediği yere. Ama olmadı. Hiçbir şey onların dediği gibi olmadı. Şartlar değişti. Bak şimdi hiç kimse koronayı beklemiyordu. Şehirlere ulaşım yasak, zorluklar var, başka şeyler olabilir. Sen istesen de yapamayacak bir duruma geldin. O zaman şartlar gereği mecbur kaldığını yaparsın, sorumlu olmaz. Bakarsın hiçbirini götüremez.
O da olur. Ama vasiyeti yerine getirmek evlada düşer. Evladın yapması lazım. Üç defa hanımım düşük yaptı. Düşüklerden sevap var mı? Düşüklerden sancı çekti, kıvrandı, hastanelere gitti, zorluklar çekti. Sevap aldı. Ama o çocuk oldu, olacak da cennette beni karşılayacak da cennette bana mahşer günü şefaat edecek de bunlar nereden çıktı Allah aşkına? Düşük demek et parçası demektir. Bir et parçasıdır o. O et parçasını bir beze sararlar, bir toprağın altına gömerler. Ona insan muamelesi yapılmaz. Yani adı konulmaz, ismi okunmaz, kefenlenmez, cenaze namazı kılınmaz. Böyle olmayınca sizden bir et parçası düşmüştür. O sancıların, o acıların elbette sevabı vardır. Allah acınızı hafifletsin ama şefaatçi olacak, beni orada karşılayacak gibi o tür bilgiler doğru değil. Teravih namazında 10 rekatta bir selam caizdir. Nafilelerde 20 de olur denmiş. Sevabı hangisinde? 2-2 kılmakta. En sevap ikişer ikişer kılmaktır. Yok onu yapmadın, 4-4-2 şeklinde kılarsın. Veya 4-4-4 sonunda 5 tane 4 kılarsın. 20 eder. O şekilde kılabilirsin teravih namazında. Borç aldılar, vermiyorlar. Borç alıp vermemek emanete riayet etmemektir. Müminler, Müminun suresinde Allah-u Teala diyor ki, emanete riayet ederler. Münafığın alameti 3'tür. Ayetül münafıkı selasun, izâ haddese kezebe, ve izâ vâde ehlefe, ve izâ tümine hâne. Söz söylediği zaman münafık yalan söyler. Söz verdiğinde sözünden cayar, emanete hıyanet eder. Münafıklık alametidir. Ve bu kul hakkıdır. Gram gram, kuruş kuruş neyse orada, ahirette o hesabı vermeden onun hesabı bitmez. Acıdın, vicdanın el vermedi, bunun hesabını ödeyemez, bu ağır olur. Neyse, ben insanlığımı yapayım, affettim dersen, senden özür diler, helallik isterlerse affedersen de o da olur. O da büyüklük olur. O senin bileceğin bir şey. Affetmemek hakkın var mı? Var. Affetmiyorum. Ahirete kalsın, ben sizden alacağım bunu dersen, tövbe etmezlerse, ödemezlerse burunlarından fitil fitil gelir. Dünyada da ahirette de sıkıntıdan kurtulamazlar. Evet. Zekatın tam mal açısından verilmesi için bir yıl geçme şartı var. Bir yıl geçme şartı var. Bunu da unutmayın. Zekat para olarak, altın olarak, mal olarak bir yıl sizde kalmış olacak. Peki kalmadan peşin gelen bir şeyin zekatını verebilir miyim? Verebilirim. Şimdi para aldım. 200 bin, 300 bin, 500 bin param duruyor. Bir sene geçmedi. Şimdi versem olur mu zekatını? Hesap ederim, olur. Şimdi veririm. Sene sonunda vermem gerekmez. Zekat 354 günde bir verilir. Zekata göre her sene, nerede silgimiz? Zekatta bir sene 354 gündür. Neden? Kameri aylara göre hesap edilir. Ay takvimine göre. Bir yıl zekatta bir yıl eşittir 354 gündür. Kameri aylara göre yıl ya 354 gün olur ya 355 gün olur. Ramazandan Ramazana verin dememizin sebebi şu. Her Ramazandan Ramazana zekatını elinden çıkarırsa bir insan 354 günde ödemiş olur. Ama yılbaşını 1 Ocak'tan 1 Ocak'a veriyorum derseniz bir 10 gün çalmış olursunuz zekatınızdan, geciktirmiş olursunuz. Yani yılbaşından yılbaşına veriyorsanız o 10 günü de hesap etmeniz lazım. Hangi aylarda veriyorsanız şu 354 gün. 10 sene böyle zekat verse bir insan 100 gün zekattan çalmış olur. 365'ten hesap ederse. Bunu bilen sınıfta kalmaz. Zekatta sınıfta kalmaz. Bu önemli. Bunu buradan çalarsan zekattan çalmış olursun. Onu da söylemiş olalım. Tarım ürünlerinden de zekat vardır.
1 ton 635 kilonun üzerinde derler. 1 ton var, 2 ton var, 3 ton var, portakalın var, üzümün var, buğdayın var, arpan var. Onun da zekatı göğün suladığı, sen bakıp masraf harcamadıysan onda birdir. Sen gübresini verdin, çapasını yaptın, suladın meyveleri vesaire 20'de bir. 20'de bir zekatı vardır. Tarımda 20'de birdir. Suladıysan masraf yap. Bak hayvanlarda parada 40'ta bir. Ama göğün suladığında 10'da bir. Şeyde de kendin masraf yaptıysan 20'de bir öşür denir buna. Öşür zekattır. Onun da verilmesi lazım. Sanayide çalışıyorum hocam. Fabrikam var. Fabrikamın malzemesi vesaire çok para. Ben onu satsam epey para ama o bana lazım. Fakat bu sene benim elimde gelir gideri hesap ettim hocam. Gelir gideri hesap ettim. Fabrikada elimde gelir gider benim ancak 10 bin liram kalıyor. Adam fabrikatör bak 10 bin lirası var. Geliri gideri borcunu çıkınca 10 bin lirası kalıyor. Bu zekat verecek mi? Fabrikası var. Vermeyecek. Yok ki parası. Fabrika var ama para yok. Fabrikanın değerinden verilmez ki. Fabrikada işçi çalıştırıyor, gelir elde ediyor. Fabrikanın değerinden verilmez. Evin değerinden, oturduğu evin değerinden verilmez. Çalıştığı yerden verilmez. İşte burası bir, diyelim ki burada bir fabrika sayalım. Şu binanın değerinden zekat verilmez. Fabrikayı ne zaman paraya çevirirse, fabrikadan neler kar ederse onlardan zekat verilir. Bu önemli. Adamın 5 tane evi var. 5 tane evi var kirada. 5 evi kirada. Her birinden biner lira kira alıyor. Ayda 5 bin lira kira alıyor. Ayda 5 bin kira alıyor. Ne kadar zekat verecek? Böyle soru yanlış. Ayda 5 bin lira kira alıyor. Ne kadar zekat verecek? Kira getiren gayrimenkullerde yıl sonunda elinde ne kalıyorsa ondan zekat verecek. Adam almış kirayı başka yere harcamış. Kirayı almış da anca geçinmiş. Kirayı almış 5 evden başka bir şey almış. Ve onu satmış elinde de bir şey kalmamış. Bak veremiyor. 5 evi var adam zekat veremiyor. Kira getirenin kirasından zekat verilir. Ama o evi sattığı an ev 2 milyon. O zaman zekatını verecek. Evin o zaman zekatını verecek. Çünkü o ya da satılık evi var. Evi satılıksa alıp satıyorsa evleri onların her bir yanındaki kumaş gibi peynir tenekesi gibi öyle düşünün alıp satıyorsa evleri arabaları onların zekatını verecek. Çünkü o kendine mal edinmiş. 10 tane arabası var satıyor galeri. 20 arabası var satıyor. Onun her birinin bedeli kendine geliş, o andaki geliş bedelinden hesap edilir, zekatını verir. Evlerin her birinin değerini kendine geliş maliyetini, şu andaki maliyetini hesap eder. Yeni geliş, eski aldığı fiyattan değil. Şu andaki geliş fiyatından hesap eder. Evlerin her birini satıyorsa zekatını verir. Satış. Parası yok hemen veremedi. Geçmiş paralar zekatlarda hesap eder. Sattığı zaman hepsini verir. Buralardan da anlaşılmayan şey varsa sorular daha iyi açıyor. Sorular efendim üzerinden gidersek daha doğru olur. Kimlere verilemeyeceğini zaten söylemiştik. Nasıl hesap edileceğini söyledik. Zekatın tamamı bir kişiye mi verilir? Zekatın tamamı bir kişiye mi verilir? Pay edilebilir mi? Zekatı bir fakiri ayakları üzerine durabilecek kadar bol vermek güzeldir. Ama bunu pay edebilirsiniz. Yani zekatınız 10 bin lira, 10 bin lirayı 5'e bölerek 5 fakire 2 bin dağıtabilirsiniz. Zekatı pay edebilirsiniz. Kimlere veremez? Bir daha sayıyorum. Zekat kimlere veremez? Anasına, babasına, büyük anneye, büyük babaya,
oğluna, kızına, oğlunun çocuklarına, kızlarının çocuklarına, Müslüman olmayana, zengine, babası zengin, ergen olmamış çocuğa bunlara verilir. Evet, zekat düşmeyen mallar, zekat düşmeyen mallar, oturulan ev, oturulan eve zekat düşmez. Evin fiyatı üzerinden zekat verilmez. Binilen araba, binilen arabadan zekat verilmez. Hocam bizim evde iki araba var. Hanımın da arabası var. Benim de arabam var. Arabamızdan başka malımız yok. Başka birikmiş paramız yok. Biz ancak aylığımızı alıyoruz. Memuruz. O da harcıyor. Ay sonunda bir şey kalmıyor elinde. Ben de harcıyorum. Ay sonunda bir şey kalmıyor elimde. Bizim arabamız iki tane ama şimdi biz zekat verecek miyiz? Hayır. Zekat veremeyeceksin. Arabaya zekat düşmez. Ticari araba gelir getiriyorsa gelirinden düşer. Galerici satıyor, alıp satıyorsa o zaman zekatını verecek. Kullanılan araç gereç. Benim kitaplarım var mesela evde, kütüphanede, fakültede, vakıfta elhamdülillah. Zamanında bütün paramı kitaplara verdim Avni Bey. Ev parasını geçmiştir. Kaç tane ev aralacak kitap aldım ben. Param hep oraya gitti. 45 yaşına kadar ev sahibi olamadım. Ama kitap sahibi oldum hamdolsun. Şimdi benim kitapların kendi üzerinden değerini yapsak epey bir para eder. Ama ben kitabı satmak için almadım ki. Para etsin diye almadım. Belki iki ev parası, üç ev parası. Onun zekatı olur mu? Olmaz. Alimin kitabına, sanatçının enstrümanına, araç gereçlerine, atölyenin alet edevatına, fabrikanın içindeki malzemeye, üretmek için kullandığı malzemeye zekat gerekmez. Araç gereçe zekat gerekmez. Sattığında, satarsa o zaman zekat gerekir. Maaşın zekatı olur mu? Güzel bir soru. Bazı hocalarımızdan biz öyle gördük. Zekat düşmese bile hocalarımız o kadar titizdi ki, Allah rahmet etsin, vefat eden hocalarımızdan da biliyorum. Aldığı maaşın %2,5'una hiç el sürmezlerdi. Aldığı maaşın %2,5'una hiç el sürmezlerdi. Onu aynı ay verirdi birine. Aynı ay verirdi. Zekatı üzerine hiç bekletmezdi. Gelmeden vermek çok daha kıymetlidir. Ve böyle yapan insanın malı sürekli artar. Bu bir titizliktir. Fakat maaşınız zaten yetmiyor. Anca ayın 15'i geliyor, memursunuz ya da işçisiniz birinden birine. Maaş elde zaten bir şey kalmıyorsa maaşa zekat olmaz. Hatta bazı maaş alanlar var ki onun maaşı yetmediği için ona zekat verecek duruma düşmüştür. Ona zekat verilebilir. Maaşı vardır ama işte yoksulluk sınırının altındadır. Yoksulluk sınırının altındadır. Mesela bugün fakirlik sınırı, açlık sınırı ve yoksulluk sınırı var. Yoksulluk sınırı, fakirlik sınırı. Fakirlik sınırı, bunun altında maaş alıyor adam. Maaşı var diye bunu şimdi zengin mi bu? O da fakir. 50 bin maaş alıyorsa, 50 bin lira maaş alıyorsa bu adam, aylık, herhalde hepsini harcamıyor. Hadi bunun 10 binini, 20 binini harcasın. 20 bini borcu vardır, harcı vardır. 30 bin kalır her ay. Kalandan zekat verecek. Yıllık bir yıl üzerinden geçtiğinde biriktirdi bu. 360 bin lira yaptı. 360 bin lira elinde kaldı. Bir yıl kaldı, bir yılı geçti. Biriktiriyor şimdi. 360 bin liranın zekatını hesap edelim. 9.000 TL hocam. 9.000 TL. 360 bin lira, 9.000 TL zekatı var. Zekatı 9.000 TL. Bu 9.000 lirayı bir sene sonunda verecek. 360 bin lirayla ev alsa, o evi satmak için aldıysa, alıp satıyorsa zekat düşer. Ama oturmak için kendisi alsa, oturmak için alsa zekat vermesi gerekmez. Ev alsa
Zekat gelen. Kiraya verse evin üzerinin bedelinden değil, artık gelecek kiradan zekat verecek. Niye? Ya bu adam malı var, niye bundan vermiyor? Biz paramız durursa paradan veriyor da evden vermiyor. Çünkü zekatın hikmetlerinden biri de şudur aziz kardeşlerim. Yastık altında parayı tutma. O paran piyasaya girsin, işçi çalıştır, mal al, üret, piyasa canlansın. Halka yardım ediyorsun bir yönüyle zaten. 300 kişi çalıştırıyorsun. Bu büyük bir nimet devlet için, millet için. İşte bundan dolayı senden, fabrikandan zekat almıyor. Senin evinden zekat almıyor. Senin arabandan zekat almıyor. Senin efendim, onu çünkü piyasaya sürdün. Ev aldın, ne yaptın? O parayı piyasaya sürdün. Yastık altında bekletirsen alırım senden diyor. Bu önemli. Parayı piyasaya süren insan aslında topluma hizmet etmiş oluyor. Zekatın hikmetlerinden de biri bu zaten. Toplumdaki bu dengeyi sağlamak. Parayı bir tarafa stoklamayı, ayet-i kerimede ne diyor? Zekatı verilen mal artar. Zekatı verilmeyen mallar, ayet-i kerime çok açık. Altını, gümüşü stok stok biriktirenlere o mal cehennemde kızdırılacak ve yüzleri o altınlarla, paralarla, gümüşlerle, dolarlarla, bugün diliyle tercüme edersek ayeti, dağlanacak zekatı verilmeyen mal. Zekatı verilmeyen deve, o günü öyle anlatıyor Peygamber Efendimiz. Sahibinin mahşer günü omuzuna binecek, onu tepeleyecek tabanlarıyla. Ben senin malınım, ben senin devenim, benim zekatımı vermediğinde işkence edecek. Zekatı verilmeyen mal, engerek yılanı gibi gelecek, iki ağzını açıp adamın çenesinden yakalayacak, ahirette ona o şekilde işkence edilecek. Zekatı verilmediği için. Koyunun zekatını vermedi, koyunu da anlatıyor Peygamberimiz. Omuzuna binip meleyecek ve onu tepeleyecek, benim zekatımı vermedin diye. Zekatın verilmemesi hem dünyada zarar, hem ahirette azap olarak Allah korusun döner. Telefonumuz var, devam edeceğim. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam benim bir 117 gram altınım var. Evet. Bir de kira ödüyorum ben. 117. Bankadan bir şey çektim yani. Kredi çektim, kredi ödüyorum. Bunun zekatı var mı? Ne ödüyorsun? Ne kadar ödüyorsun? Bir hesap edelim bakalım. 117 gram altın. Evet hocam. 10 senelik ev aldım. Kredi çektim. Yani bir dakika. Daha 8 senem var. Sadece altının mı var? Evet hocam. 117 gram altınım var. Başka paran yok? Başka yok hocam. Yastığın altını falan şöyle bir karıştır. Bir şeyler çıkmasın. Yok hocam yok. Yani yok. Keşke olsa abi. Peki keşke. Olur inşallah. Ne kadar yapıyor 117 gram altın? 45.630 TL 45 hocam. 45 bin lira paran var şu anda. Peki ne kadar bankada ödüyorsun? Ayda 800 lira ödüyorum hocam. 8 senem vardı. Ayda 800 lira ödüyorsun. Evet hocam. 800 lira ödüyorsun. Kaç evet. sene ödeyeceksin? 8 senem var hocam. 8 senen var. Kredi. Faizli mi aldın? Evet hocam. Almasaydın. Niye faize bulaştın? Hocam mecbur kaldım. Birine verdim paramı. Sonra ödedi. Şimdi de elime geçti. Yani. İnşallah ödeyeceğim. Faizi kapattım ya. Faiz azaltır malı. Haram işlemişim. Beklesen, sabretsen biraz daha Allah Teala sana yeni kapılar açardı. Bak bunu söylüyorum, bana ne kadar cevap geliyor biliyor musun? Evet. Hocam dün akşam diyor ki, sen dedin ki hocam, cuma kılamıyorsan cuma kılacak biri şara. Vallahi diyor, ben bunu yaptım hocam 5 sene önce. Öyle bir hayırlı iş nasip oldu ki. Eskisinden maaşım daha fazla, huzurum daha fazla. Helal işte yaparsak Allah bize huzurumuzu, malımızı artırır. Onun için ben bu faizi almasaydım ev sahibi olamazdım. Ben bu rüşveti vermeseydim bu işi yaptıramazdım demeyin. Allah sizin helalden de rızkınızı yaratmıştır. Şimdi 8 sene borcun var. Kaç lira taksit ödüyorsun? 800 lira. 800 lira ödüyorum hocam. 800 lira. Bir yıllık 800 liranın taksitini hesap eder misin Müşteba? 9600 TL hocam. 9600'ü beyefendinin altınların değerinden düşüyoruz 45.000'den. Kaç liraydı?
45.630. 45.630'dan bir yıllık borcun, senin çünkü bir yıl içinde zekat verip vermemen önemli. 8 seneyi hesap etmiyoruz. Borçların 8 senesini, bir yılını hesap ediyoruz. Seni, öbür seneyi Allah kerim. Toplam kaç liraydı parası, altın parası? 45.630 TL hocam. 45.600 lira paran var altın. 9.000 lira da borcun var. 9.000 evet, kaç lira borcu? 9.600 TL hocam. 9.600 çıkarıyoruz. Kaç kalıyor? 36.030 lira kalıyor hocam. 36.030 lira. 36.030 liraya zekat düşüyor mu bakalım. 80 gram altını olana zekat düşüyordu. 36.000 80 gram altın ne kadar yapıyordu? 31.200 TL hocam. 31.200 lira yapıyordu. Demek ki fazla. Sen şu anda zenginsin. Zekat verecek durumdasın. 36.030 liran kalıyor. Borcunu düşüyoruz bir yıllık. Evet hocam. 36.030 liranın da %2,5'unu hesap ediyoruz. Sana şimdi söyleyeceğiz. 901 TL hocam. Evet. Yaklaşık 900 lira. 901 lira. Zekatı evet. 901 lira. Zekatı 901 lirayı inşallah şu sayılanların dışında birine vereceksin. Neydi o? Listeyi getirelim. Bak şunlara vereceksin. Anana babana evladına olmaz. Diğer listemiz nerede arkadaşlar? Zekat. Bakın kime vereceksin? Annenin, babanın, büyük annenin, büyük babanın, oğlun, kızın, oğul çocukların, kızların çocukları, bunlar olmayacak. Müslüman bir fakire vereceksin. Akrabaların olabilir. Kardeşlerin, kardeş çocukları, hala, dayı, amca çocukları, teyze çocukları olabilir. Ama anaya, babaya, oğula, kız çocuklarına, torunlara verilmez. Hocam. Heh. Ben bu parayı kredimi kapatsam tekrar ödemek zorunda mıyım? Mesela çarşamba gün gittim kredimi kapattım. Şunu mu? Evet. Bankadaki 50 milyar kredimi kapattım ben. Bunu hemen kredini kapat derim ben de sana. Faizden kurtul sen bir an önce. Ne evet güzel hocam. Ne güzel yaparsın. Ama zekatı görünce sıkıştın herhalde, biraz da ondan yapıyorsun. Yok hocam öyle değil. Doğru söyle şimdi. He doğru söyle, niye daha önce düşünmedin? He? Hocam 900 gidecek. Ben paramı 5-6 sene ödemedi yani. Tamam. O zaman söz mü? Bu faizden kurtul bir an önce. Tamam hocam inşallah o en iyisi. Bak sorarım sonra. Hadi, bir de hocam ben bir şey soracağım ama söyle. Çok önemli bir şey. Sizin telefonunuzu alabilir miyim? Yani sonradan özel konuşacağım. Ya burada sordun zaten şimdi. Ne yapacaksın özelden şimdi ben? Tamam başına iş açma başka çok soru sorarak. Gerek yok. Şimdi borçlu çıkarsın. Tamam, bak tamam, hesap tamam, ettirdin herhalde. Borçlu çıktın şimdi gene. Hadi Allah'a emanet ol. Tamam hocam. Evet. Allah size Allah'a emanet ol. Sağ olun sağ olun. Vallahi öderse ben de çok memnun olurum. Ne güzel faizden kurtarmış olduk. Ama zekatı göstermek gerekiyormuş yani. Alo. Hayırlı akşamlar, alo. Hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. Antalya'dan Hüseyin Bey. Evet hocam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Saygılar, sevgiler, hürmetler hocam. Hürmet hocam bizim. Ben bir size sormak istediğim bir şey vardı. Buyurun. Ben emekliyim. Evet. Bu arada biraz da birikimimiz vardı. Bir iki tane daire aldık. Parayı nakit olarak bırakmadık da daire aldık, kiraya verdik. Tamam. Kiradan da para birikti, parayı da yiyemedik. Bekliyor şimdi. Duruyor. Kazandığımız, oradan kiradan gelen paralar bayağı bir yekin teşkil etti. Ne kadar var? Ben şimdi 100 civarında. 100 bin civarında. Evet, bu rakamda bunun zekatını vereceğim ama... Hı. Binaların değerinden de bir zekat düşer mi? Onu sormak istiyorum. Binaların değeri atıyorum 200 lira, 200 milyar toplam işte 300, 400, 500 milyar civarında. Ama bunlardan da zekat düşer mi? Binaya zekat düşmez. Gelir getiren malların gelirinden zekat veririz. Biriken 100 bin liranız var. Bir yıl üzerinden geçmiş anlattığınıza göre. 100 bin, 100 bin liraya da 2500 lira zekat vereceksiniz değil mi öyle? Evet. 2500 lira. 2500 lira bu yıl zekatınız var. Kaç bina aldınız böyle? Kaç binadan geliyor? Anlayamadım orasını hocam. Kaç bina? Seyirci şimdi merak ediyor yani kaç binası var?
Kaç? 2, 3, 4 civarında. Yok fiyatını sormuyorum. 4 var, bir de arsası var ama bunların yani gayrimenkul değeri de zekata girecek mi? Onu sormak istedim. Girmez. Bir, gelir getirenlerin gayrimenkullerini şimdilik hesap etmesin. Ne zaman girer? Sattığın zaman girer. Evet. Tamam hocam. Sattığın çok teşekkür zaman. Ediyorum. Sattığın zaman paran kalırsa bir kenarda. Bunun gibi. Kenarda kalırsa. Evet. Ondan zekatını vereceksin. Kalacağı benzer yiyemiyoruz hocam. Dağıtacaksın abicim. Allah zekatı nisap miktar. Yahu 2500 lira vereceksin hocam, dedim de sen 95... Yakın hocalarımıza düşer mi zekat hocam? Hangi hocaya? Cami hocalarına vesaire. Bazı hocalar var. Ya fakirse düşer ama hocaların çoğu şu anda elhamdülillah durumları iyi. Sen fakire fukaraya dağıt, talebeye dağıt. Hocam bazıları var, inanır mısın? Çok ağlıyorlar bu sefer... Ezilip üzülüyoruz yani hocam. Ağlayandan geç sen. Ağlamayan ver. Oldu hocam. Öyle çok fakirler, teşekkür ederim. Kerim, Allah'a emanet olun hocam Kur'an size. Kur'an-ı Kerim sağ olun. Kur'an-ı Kerim diyor ki öyle fakirler var ki iffetinden hiç belli etmezler. Siz onları zengin zannedersiniz. İşte gerçek zekat onlara verilir. Seçeceksin zekat verirken de. Ağlayan, sızlayan, öyle gelmiş, dilencilik yapan. Ha, onu da üzme. Bir şey ver ama. Zaten malı mülkü varsa zekat. Zengine zekat verilmez. Zekat verecek imkanı olan zekat alamaz. Alamaz. İşte maalesef Türkiye'de hakkıyla zekat vermiyoruz. İşte 55 milyar dolar yıllık Türkiye'de zekat potansiyeli var. TL'ye çeviremiyoruz. Çok fazla sıfırı var. Bunlar zekat olarak hakkıyla verirse inanın işsiz kalmaz, açsız kalmaz, açıkta kalmaz insanlar. Ne mutlu bir ülke olur. Niye vermiyoruz? Ne olacak şimdi? 100 bin lira yiyemiyorum diyor. Ya dağıt bunun 95'ini dağıt ya. Dağıt ne olacak? Bir köşede kalacak. Yiyemiyorsan dağıtacaksın ki ahirette kat kat fazla karşına çıksın inşallah. Evet. Telefon tabii zekatta bitmez ama alalım mı? Peki ben Risalet Atlası'na geçeceğim. Bir telefon alalım. Cevaplayalım ondan sonra geçelim. Alo. Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar, buyurun efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Programınızı zevkle seyrediyoruz her gün. Allah razı olsun. Hem sahurda hem iftarda hocam. Sağ hocam olun. Konfeksiyon işiyle uğraşıyoruz, tekstil işiyle. Evet. Elimizde 500 bin TL'lik malımız var. Bunun karşılığında evraklarımız var, çeklerimiz var ve borcumuz var 500 bin TL kadar da. 500 bin buna, mal var. 500 bin TL malımız var, 500 bin TL karşılığında da borcumuz var efendim, çeklerimiz var. Borçta 500. Evet. Buna borcu, buna zekat, mala zekat vermemiz gerekiyor mu borçlu mala? Şimdi o malın size bugün itibariyle gelişini hesap ettiğinizde 500 bin TL yapıyor ama ödemeniz gereken de 500 bin lira var. Bu ödemeniz gereken bir yıl içinde mi? Evet efendim, bir yıl içinde. Bir yıl içinde 500 bin lira ödediğiniz takdirde ortada sıfırlar kalır. Allah kolaylık versin. Amin hocam. Bir de bir şey soracağım. Deminden kefaret için, kürtaj için 235 gram dediniz. Evet. Bu yani istenmeyen sebeplerden dolayı iki tane kürtaj oldu. Bunun için her iki çocuğa 235'er mi vereceğiz? 235 gram vereceğiz her çocuk için. Evet. Her kürtaj için. Evet. İki ayrı çocuk. Doğru mu? İki ayrı evet, çocuk. O miras hesabından kaynaklanıyor. Evet. Annenin babanın evladı mazeretsiz bir sebeple annenin hayatı tehlikesi olmaksızın aldırmışsa bu bir haram işlenmiştir. Bir günah işlenmiştir. Anladım hocam. Bundan tövbe anladım edecek. Bunun anladım bir de hocam ayrıca diyorlar kefareti vardır. O kefaret de sanki bu çocuk doğdu, büyüdü, mal sahibi oldu, zengin oldu, öldü ve kardeşlerine de mirastan pay düştü. İşte anası anladım olsa, babası olsa, kardeşlerine ne düşer? Bir ortalama hesap yapılıyor. 235 tamam gram altını verirse kurtarır diyorlar. Bu hesaptan dolayı en azından hiç olmazsa bir kefaret teselli olur. Kardeşine vereceksiniz. Anladım hocam. Kardeşine. Anladım hocam. Hayattaki kardeşine. Anladım. Kardeşlere vereceğim. Anladım. Evet. Peki hocam şeyi soracağım. Banka işine girmeyin diyorsunuz. Kesinlikle faiz almayın diyorsunuz ama ticaret şu anda mücbir sebepten dolayı, virüsten dolayı sıkıntıda. İstemesek de
ticaretle uğraştığımız için bankalardan kredi alıyoruz. Ve bunları da çeklerimizi ödemeye çalışıyoruz. Çünkü dükkanların gelirleri bitti. Sıfır şu anda. Hiçbir gelirimiz yok. Allah kolaylık ödemek versin. İçin, hayatımızı da idame ettirebilmek için bankadan kredi alıyoruz. Şimdi haram olduğunu da biliyoruz. Ne yapacağız hocam? Şimdi burada iki şey var. Bir, haramdan öbek öbek kaçacağız. Ayakta kalabiliyorsak kalacağız. İki, devlet destekli krediler var. Devlet faizi var hocam. Faizi var yine. Şimdi biliyorum. Yani biz de takip ediyoruz. Mesela TOKİ fakire fukaraya ev yapıyor. Onda da faizi var deniyor ya. Evet hocam. Devlet cebine, vatandaşın cebine, zengine, fakire verir de zengine götürüp iş sahibine sana 50 bin verdim, sana 100 bin verdim diyemez. Ne yapıyor? Bir bankayı, devlet bankalarını aracı yapıyor. Evet, bunlardan hocam. Siz kredi alın diyor. Evet hocam. Size efendim işinizi aksatmayacak, işinize faydası olabilecek, kurtarabileceğiniz bir meblağ vereceğim. Evet hocam. Hatta kaç, 48 aylık mı şimdi bir 36 ay hocam. 36 ay. 36 aylık esnafa kredi verdi mi devlet? Verdi efendim. Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank verdi hocam. Bu size vatandaşa yarasın diye mi veriyor? Yoksa devlet bunu verirken ben bunlara faizle parayı satayım, söke söke de alayım, ben buradan kar edeyim. Ayakta durmamız için veriyor hocam. Ayakta durmamız için. Devletin buradaki amacı devletin kar etmek değil. Değil. Ama banka faizli kredi verirken banka parayla para kazanmak için veriyor. Aynen doğru hocam. Aradaki farkı gördük mü? Evet, doğru hocam. Niyetle doğru. Bile işlem aynı olsa bile niyetle bile biri faiz, biri helal olabilir. Anladım hocam. Onlar ayrı bir fıkhi konu. Tartışma uzar gider. Onları çok teferruatlı ilim ehliyle konuşuruz ama. Anladım. Mesela devlet diyor ki ben çok masrafı alacak şekilde adına faiz bile dese ki buna Diyanet İşleri'nin, Din İşleri Yüksek Kurulu faiz kelimesini orada masraf anlamında kullanmıştır. Fakire fukaraya devlet çok uzun vadeli ev sattığında vadeli satış farkını oraya koyuyor. Bu faiz değildir diyor. Devlet de burada bir takım masrafları hesap ediyor. Vade farkını hesap ediyor. Sizden önemli olan sizin kazanmanız, işini kapatmamanız. Devletin gayesi bu. İşte bunun için onu almanız size caizdir. Allah razı olsun. Bu aradaki farkı iyi ayırt edelim. Banka parayı satar, faiz almak için ama devlet destek veriyorsa doğrudan. Destek veriyor. Derdi buysa tamam. Devletin orada size kar var çünkü. Size sıkıntı yok. Allah razı olsun hocam. Evet, teşekkür ederim hocam. Dua vakti gelmiş ama devam edeceğiz bu sorulara, cevaplara inşallah önümüzdeki günlerde de. Risalet Atlası'nı da devam edeceğiz. Bugün isterseniz bir şey anlatayım. Duayı öyle geçelim. Bakın, zekatı vermeyenlerden bahsettik. Hazreti Fatıma annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna boynuna bir gerdanlık takmış olarak çıkıyor. Kadınlara altın gerdanlık takmak helal mi? Helal. Peygamberin kızı da takabilir mi? Takar, o da kadın. Haram değil ki. Resul Efendimiz'e diyor ki babacığım beğendin mi gerdanlığımı? Beğendim ama takma onu. Takma. Niye baba? Muhammed'in kızı boynuna ateşten gem taktırmış dedirtmem ahirette. Sen benim kızımsın. Kendi kızına taktırmıyor. Herkese helal, kızına taktırmıyor. Niye? Devletin başı. O örnek olacak. Hizmetçi istiyor. Herkese hizmetçi gönderdin. Ellerim şişti babacığım. Değirmen taşını çeviremiyorum. İki tane çocuk Hasan Hüseyin. İkisi de Afacan. Yetişemiyorum. Bir hizmetçi de bana göndersen gidiyor. Hazreti Ayşe anlatıyor. Peygamberimiz duyuyor. Ertesi gün geliyor. Benden hizmetçi istemişsin ama ben sana daha hayırlısını vermeye geldim kızım. O da zannediyor bir şey, daha fazla bir şey verecek. Sen yoruluyorsun biliyorum ama gece yatağa girerken 33 Sübhanallah de, 33 Elhamdülillah de, 34 de Allahu Ekber de, yorgunluğun geçerdi. Görüyor musun? Peygamberin reçetesi bu. Hakikaten yorulunca ben de deniyorum. Yorulunca deniyorum. O kadar rahat uyuyorum ki. Deneyin. Niye? Kalbin dinlenmesi zikirledir. Beynin dinlenmesi zikirledir. Allah size tatlı bir uyku verir.
yorgunluğunuz gider. Esas buradaki problem ne? Resul Efendimiz eşlerine, evladına, çocuklarına iltimas geçmiyor. Asla. Hazreti Hasan hurmayı almış, Beytülmal'in hurmasını, hadiste şöyle diyor, ok gibi fırladı Resul Efendimiz. Hemen parmağıyla, şu şehadet parmağıyla çocuğun ağzından hurmayı çıkardı. Çıkar onu çıkar, bize helal olmaz. Nesline zekat malını haram kıldı. Bu şuur işte İslam'ı buralara getirdi. Bugünlere ulaştırdı. Bu şuuru yakalarsak, zekat hakkıyla verirsek, zekat malından, devlet malından kaçınmaya çalışırsak, Rabbim bizi de inşallah aziz eyler. İzzetimiz, şerefimiz o zaman daha bir başka olur. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab. Ya Rabbi bizi kendine kul Habibi Edibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gerçek ümmet eyle Allah'ım. Onun yolunda yürümeyi, sünnet-i seniyyesine sarılmayı, ahlakıyla ahlaklanmayı bize, evladımıza, neslimize nasip eyle Allah'ım. Ülkemize güç kuvvet ver. Zenginlerimize de, fakirlerimize de huzurlu bir hayat nasip eyle. Zekatını, sadakasını verenlerden ve yaptığını başa kalkmayanlardan, hasenatını bol bol verenlerden eyle bizi Allah'ım. Malın da hayırlısını nasip et. Evladın da hayırlısını nasip et. Bize bol helal rızıklar ihsan eyle. Hastalıklardan, gamdan, kederden uzak eyle. Duamızı kabul eyle Allah'ım. Allahümme leke sumtu ve bike amentu. Ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkıke eftartu. Ve sevme gadin neveytu fagfirli ma tegaddemtu ve ma akhartu. Allah'ım verdiğin nimetlerle sofralarımızı donattık. Ya Rabbi verdiğin nimetlere nankörlük edenlerden eyleme. Beğenmezlik edenlerden eyleme. Kınayanlardan eyleme. Ayıp arayanlardan, kusur arayanlardan eyleme. Birbirimizi ayıbıyla, kusuruyla sevmemizi, bir ve beraber olmamızı, Müslümanların tevhid ve vahdet üzere birleşmelerini nasip eyle Allah'ım. Dünyanın dört bir tarafında zorda olan din kardeşlerimize, soydaşlarımıza sen yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi Doğu Türkistan'da zorda bulunan kardeşlerimize hasreten bir ferahlık ver. Zalimlerin zulmünden onları halas eyle. Duamızı kabul eyle. Amellerimizi makbul eyle. Evladımızla, ahfadımızla güzel günlere, Kadir gecesine, bayramlara ermeyi nasip eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala el Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.